Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda EMCO operatör panelleri ve PLC'leri yapılandırmada ve programlamada kullanacağımız arayüzü tanıyalım. E, arayüzümüzün adı Ipertu IDE tümleşik yazılım geliştirme ortamı. E, ne demek tümleşik yazılım geliştirme ortamı? E, yani tüm ürünleri buradan yapılandırıp programlayabiliyoruz. E, bu yazılıma EMCO internet sitesinden ve EMCO forum sayfasından ulaşabiliyoruz. Ücretsiz bir yazılım ve yine Emco mühendislerinin geliştirdiği bir yazılım ve sürekli de gelişen bir yazılım. Yeni özelliklerin eklendiği bir yazılım. E, kısaca bir göz atalım. Nasıl e, kullanacağımıza bir bakalım. E, şuradan öncelikle sayfa açtığımızda programı e, İngilizce ve Türkçe dil desteğinin olduğunu görüyoruz. Hangi dilde kullanmak istersek buradan seçebiliyoruz. E, yardım e, butonundan e, ipertuidenin sürümüne kontrol edebiliyoruz versiyon e, sürekli yenilendiğinde yeni özellikler e, e, eklendiğinde buradan bakıp tekrar yenisini kurabilirsiniz Çünkü çok güzel özellikler ekleniyor sürekli e, yardım butonuna tıkladığımızda help menüsüne tıkladığımızda da yine ilgili yardım e, dökümanı karşımıza geliyor bu yardım dökümünde tüm konular mevcut e, buradan istediğimiz konuya tıkladığımız anda Ilgili konu başlığına yönlendirilmiş oluyoruz ve o konuda bilgi edinmiş oluyoruz. Yine uygulamalarla ilgili burada bilgiler mevcut. Şimdi kısaca tanıyalım programımızı. Yazılım açtığımızda karşımıza menü çubuğu gelmekte görüyorsunuz. Sol üst köşede projeyi tıkladığımızda yeni bir proje açmak istediğimizde projemize bir isim veriyoruz. Yeni diyelim ve Enter dediğimizde karşımıza bu projede kullanmak istediğimiz cihazların seçenekleri çıktı. Pro dediğimiz cihazlar, operatör panellerimiz farklı boyutlarda ve özelliklerde Mko operatör panelleri mevcut. Operatör panellerimizde yaygın kullanılan 7CE veya 7 inç modelini seçelim. C kompakt olduğunu gösteriyor yani panelimizin üzerinde fiziksel giriş ve çıkışlar var. Bu ne demek? Piyasımızın içerisinde bir pardon panelimizin içerisinde bir soft piyasi mevcut. temel uygulamalar için ayrıca piyasi almadan panel piyasi özelliğini kullanabiliyoruz. 7 inçlik bir panelimizmiş. Ayrıca alt tarafta da bu uygulamada kullanacağımız PLC seçiyoruz. Programın içerisinden de PLC eklediğimiz IO modüllerini yapılandırıyoruz. Öncelikle projemize bir panel ekleyelim, PLC de ekleyebiliriz tabi ki tercih bize kalmış. Panelimizi seçtim. Program kendisini kapatıp açacaktır ilk defa olduğu için, yapılandırmasını gerçekleştirecektir. Ve açıldığında karşımıza bir haberleşme sayfası çıktı. Bu haberleşme sayfası panelin hangi cihazlarla hangi veri yolu üzerinden haberleşmesi ile ilgili bir seçenek sayfası. Bizim PS'lerimiz hem Ethernet hem de seri portlar aracılığıyla haberleşebiliyor EMCO PS'ler. Dolayısıyla burada haberleşme yöntemini kendimiz belirleyebiliyoruz. Bunun dışında diğer piyasi markalarıyla ve cihazlarıyla da haberleşebiliyor. Gördüğünüz gibi Siemens'in tüm ürünleriyle haberleşebiliyor, tüm PS'lerle. Bu da panelimizin oldukça yaygın kullanılmasına neden olmuş ve tüm dünyaya yayılmış hemen hemen her yerde Panellerimiz kullanılıyor şu an Haberleşme sayfasını kapatıyorum daha sonra haberleşmeyi ayarlarız En üstte biraz önce söylediğim gibi menü çubuğu Onun altında araç çubuğu mevcut bu araç çubuğu biraz sonra değişecektir göreceksiniz ilgili seçenekleri tıkladığımda Sol tarafta proje gezgini var burada e, projemize eklediğimiz cihazları ve ona ait ayarlamaları ve yazılım yaptığımız kısımları görüyeceğiz. E, şu anda sadece bir HMI e, yerleştirdiğimizi görüyoruz. Alt seçeneklerde HMI ile ilgili ayarlamaları görüyoruz. Projemize bir de PLC eklemek istiyoruz. PLC projeleri e, başlığı bakın altında boş. Sağ tık yapıyorum mouse'um ve yeni dediğim anda bir adet PLC eklemiş oldum. Yine PLC'nin önündeki oku tıkladığımda açılan kısımda PLC ile ilgili ayarlamaların yapacağım kısım karşıma çıkmakta. Sağ tarafta ise komut ağacı karşıma çıkmakta. Yani bu program yazarken kullanacağım komutların tamamı burada yer almakta. Bu komutları yine buradan istediğim gibi mouse'umla sürükle bırak yöntemiyle getirip ilgili yere bırakabiliyorum. E, tüm komutlar burada mevcut. E, i̇stersem yine önündeki oktan e, menüler kapatıp tekrar önündeki okla açabiliyorum. E, sayfama, çalışma alanıma e, yeni networkler eklemek istediğimde mausumuz sağ tuşuyla yine yeni networkler ekleyebiliyorum öncesine veya sonrasına. Alt tarafta da durum ekranı mevcut. Yine üst tarafta PLC ile ilgili menümüzde birçok işte kaydetme, proje dosyasını yükleme, derleme, hata yıklama, simülasyon yapma, PLC'nin parametrelerini okuma, PLC durumunu sorgulama, PLC programlarına şifre verme, uzakta bulunan bir PLC yani başka bir ülkede, şehirde bulunan PLC'ye erişmek için Web Quick Connect özelliği gibi birçok özelliği buradan erişebiliyoruz. Yine ladder programlama yaparken ihtiyaç duyacağımız kısa hız yol butonlarını veya hızlı butonları burada bulabiliyoruz. Yine program kısmında C dilini ve makro, makroyu desteklediği için buradan da onlara ulaşabiliyoruz. Diğer seçeneklerimizde yine SQL MQTT, reçete vs. gibi panelde kullanacağımız kısımlar, haberleşme ayarlarını yapacağımız kısımlara yine ulaşabiliyoruz. Bu aşamada isterseniz bir adet PLC'yi panele bağlayalım. Ayarlamamızı bitirmiş olalım. Haberleşme ayarlarına gidiyorum. Buradan panelimin hangi PLC ile haberleşeceğini, hangi yolla haberleşeceğini buradan seçiyorum. Ben Ethernet haberleşmeyi tercih edeceğim. Şu an panelime USB'den bağlayayım. Ethernet portunu seçtim. PLC'me bir isim veriyorum. PLC bir ismini verelim. Markamız MK PLC tercih edeceğim. En en sonda PLC'nin diğerleri IO modülleri. PLC'yi seçtim. Cihaza ID diyor. Burada bir ID numarası soruyor. Burada da PLC'nin IP'sini soruyor. PLC'mi üzerine IP ataması yapabiliyorum. Biraz sonra göstereceğim. Oradan hangi IP atandıysa burada da ilgili IP yazmamız gerekiyor. Ekle dediğim anda PLC eklemiş oluyorum. Artık PLC üzerinde bulunan etiketleri global değişkenleri panel aktarmak istersem yine şu kısımlardan aktarabiliyorum. Tamam dediğimde de artık PLC ile panelin birbirine bağlamış oluyorum. Ethernet haberleşme portu üzerinden. Yine PLC ile ilgili tüm ayarlamaları burada PLC başlığı altından yapıyoruz demiştim. Burada hafıza tablosu mevcut. Bu hafıza tablosunda PLC ilk çalışmaya başladığında burada bir takım değerler atamak istersek ilgili adreslere bunları tanımlıyoruz. Bu kısımda PLC'nin giriş çıkışlarına, hafıza alanlarına etiket ismi vermek için kullanıyoruz. Bir başka cihazda Modbus üzerinden haberleşme yapmak istersek burada Modbus kurallarını ve adreslerini hep tanımlıyoruz. Burada kullandığımız değişkenlerin üzerindeki değerleri görüntülemek için kullanıyoruz adres izlemeyi. IO modül editöründe eğer PLC'mize burada bir IO modülü bağlıysa onu burada görüyoruz ya da biz ekliyoruz istediğimiz IO modülünü. Eğer bağlıysa biz de piyasaya bağlıysak otomatik tarama bölümünden kendisini bulmasını istiyoruz. Şu an bağlı olmadığı için bulamayacaktır muhtemelen. Ilgili 16 adete kadar IO modülü ekleyebiliyoruz ve bu IO modüllerini yine buradan yapılandırıp kullanabiliyoruz. Onun dışında bir alt sekmede PC, PLC ayarlar dediğimiz kısımda bilgisayarımız PLC'ye hangi yöntemle bağlanmak bağlanıyor onun seçeneği mevcut. USB kablo üzerinden bağlanıyorsam USB seçeneğini seçiyorum. Eğer Ethernet kablo aracılığıyla bağlanmak istiyorsam Ethernet seçeneğini seçiyorum. Burada yazdığım adres PLC'nin üzerindeki adres olmalı. Eğer Ethernet kablom bağlıysa ve aynı ağdaysam, şurada zaten altta PLC'lerim listeleniyor şu kısımda. Oradan ilgili PLC'yi seçebiliyorum. Bir de ve WQC dediğimiz Web Quick Connect e, bizden çok uzakta olan bir PLC yarışmak istersek ona burada sadece MAC adresini ve şifresini bildiğimiz e, bilirsek buna buradan rahatlıkla erişebiliyoruz. Yani herhangi bir IP adresini bilmemize gerek yok. Çünkü Enco web serverlarına bağlanıyor ilgili PLC. Biz de buradan ona ulaşıp ilgili müdahaleyi yapabiliyoruz. Arıza durumlarında veya yazılım değişik vesaire başka problemlerde olabilir buradan web quick connect'i kullanabiliyoruz seçenekler kısmında da proje dosyasını plc'ye yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi seçeneği var buradan yüklersek proje dosyasını daha sonra plc'den çağırırken şuradan proje dosyasını da çağırabiliyoruz onun dışında plc ayarlar kısmında plc'imizin üzerindeki işte haberleşme ayarlarını belirleyebiliyoruz Web Quick Connect özelliği biraz önce konuşmuştuk. Burada aktif ettiğimizde ve bu yazılım PLC yüklediğimizde artık bu PLC bağlandığı anda direkt Emco Web, e, web Server'lara bağlanıyor. Yine e, burada PLC'mize vermek istediğimiz Ethernet e, IP adresini buradan e, veriyoruz. Tamam dedikten sonra götürüp PLC'ye yüklediğimiz anda artık e, PLC'mizin IP adresi değişmiş oluyor. Onun dışında e, mod bus master slave e, alanlarını e, ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Kalıcı hafız alanların buradan başlangıç bitiş adresleri, yüksek hızlı sayıcıları aktif pasif edebiliriz. Onun dışında bakalım bu kadar. Dijital girişlerimizin filtre süreleri default olarak 50 milisaniye gelmiş. Onları değiştirebiliriz. E programımızı nereye yazıyoruz? Programımız şurada PO kısmında program Network sıfırdan başlayıp buraya yazıyoruz. Daha sonra da e, derledikten sonra herhangi bir yazılım hatası olup olmadığına baktıktan sonra eğer yazılım hatası yoksa derleme başarılı yazdı. Bakınız burada zaten görüyorsunuz. E, Bilgis e, Piyasimize yükle butonuyla yüklüyoruz. Şu an bağlı olmadığı için yüklemeyecektir. Yine değişimleri gözlemlemek istersek e, Network'ler üzerindeki online hata iklamaya tıkladığımızda Online olarak e, buradaki işleyişi gözlemleyebiliyoruz. Eğer PLC'miz yoksa simülasyon moduyla PLC olmadan da simüle edebiliyoruz. E, yine PLC e, online modundayken çalıştır dur, dur PLC gibi buradan butonlarla kumanda ediyoruz. Onun dışında yine HMI kısmında ise form sayfamızda bir tane form sayfası açıldı. Biz bu form sayfasına eklemeler... Yapabiliyoruz birden çok sayfaya. Ee, tabii burada da komponent listesi çıkmakta. Buradan istediğimiz bir e, malzemeyi alıp buraya getirip e, yapılandırabiliyoruz. Başka bir takım işte görseller, istediğimiz bir takım farklı farklı seçeneklerimiz var. Yine bunları kullanmayı daha sonra göreceğiz. panellerimizdeki sayfaları yapılandırdıktan ve il, ilgili adreslerle ilişkilendikten sonra. HMI cihazına yüklüyoruz. Böylece artık panelimizle birlikte PLC'miz çalışmaya başlıyor. Tekrar söyleyeyim hani istersek sadece panelle, istersek sadece PLC ile, istersek panel PLC IO modülleriyle hepsiyle burada bütünleşik bir tümleşik bir çalışma yapıp hepsini yükleyip kullanabiliyoruz. bu tanıtım kısmı bu kadar olsun. Bundan sonra program yaparken Yine temel seviyede başlayacağımız için adım adım tüm butonları, komutları kullanmış olacağız ve PLC'lerimizi öğrenmiş olacağız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.